bu görüntüleri ilk kez izliyorsunuz. Akıncı TİHA'dan fırlatılan kemankeş bir, hava hedefini tam isabetle vurdu. İşte Türkiye'nin yeni görmeden vuran füzesi. Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler, kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı. Kemankeş 1'in geliştirme ve entegrasyon süreci önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bayraktar Akıncı TİHA, Çorlu ve Keşan'daki uçuş eğitim ve test merkezlerinin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı 2 adet kemankeş 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında kemankeş 1'in sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış kabiliyetleri sınandı. Senaryo gereği 2 adet kemankeş 1 füzesiyle başka bir drone tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yönelik atış gerçekleştirildi. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde kemankeş 1 füzeleri, belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan kemankeş 1'in, havadaki en küçük hedefleri dahi etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu. Geçtiğimiz Mart ayında test takvimi başarıyla ilerleyen kemankeş 1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi Azami uçuş ve dalış testini başarıyla tamamlamıştı. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 2 adet kemankeş 1 ile havalanan Bayraktar, TB2 SİHA test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretmişti. Daha sonra sırasıyla kemankeş 1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzeleri Azami uçuş ve dalış testi için Bayraktar TB2'den ayrılmış ve belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri Azami uçuş ve dalış testini başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirmişti. Kemankeş 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometre üzeri görev menziline sahip kemankeş 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. 2023 yılında Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek stratejik hedeflere Bayraktar TB2 ile taarruz kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini söyledi. Özbek, füzenin, Bayraktar TB2'nin yanı sıra geliştirdikleri diğer tüm insansız hava araçlarıyla entegre olabildiğini bildirmişti. Füzenin ismini en zorlu şartlarda hedeflerini tam isabetle vuran okçulardan aldığı bilgisini veren Özbek, "Biz de aynı isabeti mini seyir füzemizle sağlayacağımız için ismini kemankeş koyduk," dedi. Bayraktar kemankeşin muharebe sahasında sağlayacağı avantajlara değinen Özbek, şöyle konuştu. "Şu anda kullandığımız lazer güdümlü mühimmatlarda hedefe yaklaşmanız, hedefi görmeniz gerekiyor. Bu da sizi risk bölgesine sokuyor. Kemankeş özelinde TB2 veya ana platform uçakla havadan havaya haberleşme sağladığımız için, çok daha uzak mesafeden, riskli bölgeye girmeden bile düşman unsurlarına taarruz yapabilecek bir kabiliyete erişmiş oluyoruz. Kendi üzerinde gimbal sistemi ve yapay zeka ile görüntü işleyerek de hedefe taarruz gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda kendi üzerinde karışıma dirençli GNSS sistemleriyle elektronik harp ortamlarında da görev yapabiliyor. Bu anlamda TB2'nin kabiliyetlerini çok artıracağını düşünüyorum. Çalışmalarına 2022 yılında başladıkları seyir füzesi için uçuş testleri aşamasında olduklarını bildiren Özbek, uçuş testlerinin devam ettiğini, bu yıl seri üretime başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Özbek, Teknofest sonrası 1-2 ay içinde ilk atışı gerçekleştirmeyi planladıklarını, sonrasında motorlu uçuş testleri yapılacağını anlattı. Burak Özbek, Bayraktar kemankeşin teknik özelliklerine ilişkin soruya da şu yanıtı vermişti. Kemankeşin toplam ağırlığı 35 kilogram.
6 kilogram ağırlığında harp başlığımız var. Yani düşündüğümüz zaman aslında TB2'nin taşıdığı mühimmatlara benzer ağırlıkta bir harp başlığı ağırlığı var. Dolayısıyla tahrip etkisi onlara benzer olacaktır. Ek olarak üzerinde jet motoru olduğu için yani mini bir seyir füzesi gibi de düşünebiliriz. Bahsettiğim haberleşme menzili şu anda 50 kilometre, ileride 100 kilometreye gidecek ama kendi uçuş menzilini düşündüğümüz zaman 250 kilometre kadar gidebiliyor. Bir saate yakın havada kalabiliyor. Bütün irtifa, uçuş hızı, sıcaklık veya hedef bilgilerini, aynı zamanda kamera görüntüsünün tamamını TB2'ye aktarıyor ve TB2'nin yer kontrol istasyonuna iniyor. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman TB2 ile zaten belli bir mesafeye gidiyorsunuz. Ek olarak bir de Kemankeş ile gittiğiniz zaman çok ciddi, 400 kilometrelere varan menzillerden bahsediyoruz. Bayraktar TB2'nin Kemankeş ile kazanacağı yeteneklere dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti. Arada haberleşme olduğu için çok uzak mesafeden görüntü alabileceğiz. Çok uzak mesafeden TB2'nin yönettiği başka bir insansız hava aracı gibi düşünebilirsiniz. Mühimmat için lazer güdümlü olduğundan bahsetmiştik. Lazer güdüm için hedefi görmeniz lazım. Artık TB2'den görmeden bile bir hedefe taarruz gerçekleştirebileceksiniz. Düşman hattının arkasındaki çok stratejik hedeflere karşı TB2'yi çok daha etkin şekilde kullanılabilecek hale getirecek. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.